Ocak ayından beri hummalı bir çalışma devam ediyor ve hazırlıkların neredeyse sonuna gelindi. Geri sayım başladı. İstanbullular, Deniz Taksi'den bahsediyorum. Eylül'ün sonunda sizlerle kavuşacak ama bugün çok heyecanlı bir gün. Deniz Taksi'nin ilk denize inişi ve ilk test günü sizler için tanıklık edeceğim. Buyurun seyre. Ve denizlerimizin yeni gözdesi için az sonra ilk test sürüşüne, denizcilik terimiyle ilk seyir tecrübesine çıkıyoruz. Bu bizim için de, sizin için de ve bence şu anda bizi izleyen İstanbullular için de gerçekten çok büyük bir heyecan. Peki niye bu kadar büyük bir heyecan bu? Denizcilik açısından bunun önemi nedir bu ilk günü? Aslında şöyle bir heyecan var. Tabii bu ilk tasarımımız bizim. Tamamen kendimizin geliştirdiği ve Haliç Tersanemizi üretilen bir tekne. Her gemi dizaynerı, gemi mühendisi bilir ve aslında şöyle de bizde ufak bir anekdot vardır. Güç, hız, güç testlerini, deneylerini karar veren mühendisler genelde kontağı açık bırakır. Çünkü kağıt üstündekiyle gerçeğin birbirini tutması tabii ki büyük bir başarı. Biz de şimdi onu hep beraber test edeceğiz. Atölyemizde 10 tane daha aslında kabuk ve üst bina kısmı bitmiş, donatımı bekleyen, hatta donatıma başlanmış taksilerimiz var. Tabii bütün sistem yeni olduğu için özellikle iç tasarımda bu bir deneme yapıyoruz şu anda. Bütün teknik denemelerin yanında aslında bir de görsel ve konfor denemesi de yapacağız. Burada tamam dediğimiz anda diğer taksilerimizin donatımlarında başlayacağız. Ama özellikle teknenin iç rengi, koltuk konforları gibi yapılınca detayları çıkan bir takım işler var. Onların kararını da beraberce vereceğiz şimdi. Az kaldı İstanbul'un deniz taksilerine kavuşmasına. Peki kaç tane deniz taksimiz olacak? 50 tane deniz taksimiz olacak. 5 tanesi de hibrit dediğimiz elektrik sistemli taksiler olacak. SEF sistemi farklı ama diğer yapısal bütün unsurları aynı. 50 tane taksiyle İstanbul'da hizmet verecek. İstanbul'daki deniz ulaşımı için avantajımız ne olacak deniz taksiye sahip olmakta? Ya özellikle deniz toplu ulaşımını götüremediğimiz yerlerde çok önemli olacağını düşünüyoruz. Sürat tabii ki kazandıracağını, normalde toplu ulaşım yaptığımız hatlarda bile sürat kazandıracağını düşünüyoruz. Hizmet olduğu için kar amaçlı bakılmıyor tabii ki ama biz bir taraftan da ortak kaynak tükettiğimiz için ve bir kamu kaynağı olduğu için onu dengeli ve gerçekten yerinde kullanmayı hedefliyoruz. Bu da aslında denizci vizyonumuzun bir parçası bir proje. Aslında pek çok şeyi bir arada taşıyor deniz taksi. Şöyle ki biz göreve geldiğimizde biliyorsunuz Haliç Tersanesi atıl ve unutulmuş durumdaydı. Hatta farklı bir kullanım amacı vardı. Biz özellikle başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Haliç'e özel, İstanbul Denizi'ne özel, bizim iç sular deneyimimizi yansıtacak ve gerekirse ihraç da edilebilecek bir tasarım yapamaz mıyız da çıktı. Başkanımızın zaten denize olan sevgisini, vizyonunu biliyorsunuz. Hem tersanenin tekrar üretime, yeni inşa ile üretime dönmesi için, hem İstanbul'un denizle daha rahat, daha hızlı bir şekilde kavuşabilmesi için Haliç markalı küçük İstanbul'a özgü tekneler hedefiyle de çıktık aynı zamanda. Deniz taksi onu da kapsıyor. Bir ulaşım aracı olmasının yanında bir sembol olması için tasarımlarını bizzat kendimiz yaptık ve burada bir sürat teknesi formu olmasına rağmen üst bina yapısı göreceğiniz gibi bir klasik sürat teknesi formunda değil. Çünkü biz taksinin her yere yanaşabilmesi için baş tasarımını, baştan yolcu almak, engelli yolcuyu rahat bindirebilmek için yüksek bir üst bina tasarlamamız gerekiyordu. Ayrıca bir hevesimiz de bir küçük vapur yapabilmekti. O yüzden tasarımı biraz da kendi vapurlarımıza benzettik. Engelli ya da işte her zaman fiziki engel değil, bazen giydiklerimiz bile engel yaratabiliyor. İşte ya da bebek arabası olabilir, bisiklet olabilir şeklinde. Baştan rampa koymamız gerektiği için tasarımı bu şekilde İstanbul'a özel bir tasarım haline getirdik. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Umarım İstanbullular da beğenir ve kullanır. Siz daha önce çıktınız mı seyire? Hayır, ilk defa beraber. Sizin için de ilk. Evet. Bütün ekip için ilk mi? Bütün ekip için ilk. Şöyle yaptık. Cumartesi günü suya indirdik. Öncelikle ağırlık dağılımı, hani kurguladığımız gibi mi gitti? Teknenin su çekimi hesaplarımıza uygun mu? Onu kontrol ettik. Liman testlerimizi yaptık. Yani makinasını çalıştırdık. Jeneratör, klima, elektrik sistemleri birbirleriyle konuşuyor mu? Liman testlerimizi tamamladık. Şimdi sıra seyir tecrübesinde. Aslında sadece siz, ekibiniz ve ben ilk defa değil, bizimle birlikte İstanbullular da ilk defa deniz taksilerin seyir tecrübesine çıkıyor. Çıkalım o zaman, buyurun.
ilk çıkışımız. Evet, ilk seyir tecrübesi. İlk seyir tecrübemiz. Ne diyoruz ilk çıkarken? Lira bismillah. Haydi lira bismillah. Buyurun bakalım İstanbullular. Çıkıyoruz deniz taksi seyrine. Kaç mürettebat göreceğiz biz teknede? İki mürettebat göreceğiz. Bir kaptan, bir gemici ya da yağcı diyoruz biz. İki mürettebatımız olacak. Kadın erkek dengesi kurmak istiyoruz. Ah çok güzel. İçinde. Burada da yine kadın kaptan mı göreceğiz, evet, yoksa evet, yer ulaşım araçlarında olduğu gibi? Kesinlikle. Biz vapurlarda başlatmıştık zaten gemici alımlarından. Bu heyecanlı güne hep birlikte tanıklık ettik. Lira bismillah dedik ekibimizle deniz taksiye. İstanbullular sizler de çok yakında Eylül'ün sonunda deniz taksiye kavuşacaksınız. Ha bu arada İstanbul meraklısının tek deniz taksi bölümü olmayacak bu bölüm. Önümüzdeki haftalarda sizler için deniz taksiyi tüm detaylarıyla, bütün sorularınızla bir kez daha ekranlara getireceğim, görüntüleyeceğim. Ve eğer bize yazarsanız sorularınıza da cevap vereceğim. Benden bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşürüz İstanbul meraklıları.